Efendim günaydın. Günün manşeti başlıyor. Bugün gündemi tartışacağız. Görüldüğü gibi açılışı ben yaptım. Murat Çek bugün yok. Bugün konuğum benim. Mustafa Kartoğlu, Akşam Gazetesi Genel Yönetmeni. Murat'ın ayağını kaydırdım. Kaydırdım bugün. Aynı zamanda bizim genel yönetmenimiz de. Burada Akşam Gazetesi'nde bugün daha detaylı bir şekilde konuşma fırsatımız var. Bugün bir yazın var. Özellikle normal şartlarda biz biliyorsunuz pek fazla, yani son dönemlerde çok fazla kış yazısı, mülahazası yapmadık ama eyvallah. Bugün gündeme dair çok önemli tespitlerin olduğu, sabahleyin de yazıyı okudum. Bunu da bize anlatacaksın ne var ne yok diye. Ve tabii bölgeden çok sıcak haberler var. Sürekli sıcak haber akışı da var Mustafa. Şimdi ben manşetle başlayayım aslında. Hı hı. Şunu söyleyerek manşetle başlayayım. Şimdi günlerdir 24 saat yorum yapılıyor. Ben de hep serzenişte bulunurum bir gazeteci olarak. Çünkü bir savaş var, bir savaş hali var. Ve dönüp dolaşıp aynı şeyleri tekrar tekrar söylemek zorundasın. Neden Rusya girdi, neden oldu diye. Sen bunu yorumladın. Birçok yerde dinledik, birçok yorumcuyu dinledik, birçok yazar yazdı. Çok şeyi hep konuştuk. Belki de bugün anlaşılsın diye, bence özet gibi olsun. Hep böyle neden, niçin, ne olacak gibi çok basit sorular var. Yani şimdi tarihe girdiğin zaman herkes nereden başlıyor? Hindistan'dan başlıyor. İşte doğru. Dünya geçti gibi. Şimdi buradaki manşeti ben şöyle önemsedim. Bizim gazetemizin manşetini. Yani ne oldu da böyle bu manşeti attık. El biriyle başardınız. Burada 3 tane fotoğraf var. Putin var, Biden var ve burada İngiltere var. Boris Johnson var. Enteresan, Putin orduyu Ukrayna'da soktu. Biden kınadı ve yine yaptırım dedi. Johnson Kiev'in direnmesini umuyor dedi. Hani bir kuş konmuş, biri görmüş, biri pişirmiş, biri yemiş gibi oraya bağlamışsınız. Çok da güzel de bir manşet olmuş. Tebrik ediyorum. Niye böyle düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle, bir defa... Bu mesele tek başına Putin'in saldırganlığı meselesi değil. Bu meselenin yarısı Putin'in saldırganlığı meselesi. Belki de 51'i. Önemli bir şey söylüyorsun. Ama yani. 49'u Avrupa'nın, aslında Avrupa'da demeyelim de Avrupa'nın da şımarıklığı, Amerika'nın nobranlığı, İngiltere'nin de aslında bir boş vermişliği ama sahaya çıktığında da sanki hiç boş vermemiş gibi yapması. Biraz uyanıklığı. Yakışır diyeceksin, doğru. Şimdi ve bunu bu sorunu el birliğiyle yaşattılar. Evet. Şimdi baştan başlarsak hadi başlık olarak söyleyeyim. Kısa kısa yani. Spot. Şimdi Sovyetler daldıktan sonra aralarında anlaştılar bunlar. Yeltsin'le Clinton konuştu, ne bileyim işte neydi o zaman, Helmutlardan biriyle işte muhatabı konuştu falan. Herkes. Dediler ki ya çok da dibimize girmeyin. Hani burada üye ülkeler olacak, NATO genişleyecek falan da Avrupa Birliği genişleyecek ama çok da dibimize girmeyin. Sonuçta biz karşı kutuplardayız. Evet, Sovyetler birlik olarak dağılmış olabilir ama biz de Rusya'yız yani. Zaten bir imparatorluk talebi olan bir milletiz. Çok da burnumuzun dibine girmeyin. Tamam hallederiz dedi. Türkçesi bu işin yani. Diplomatik olarak başka bir şekilde söyleniyor da. Bizim anlayacağımız tamam hallederiz. Geldi son genişte 7 tane üye birden alınca hop dedi böyle bir kaldı şey Rusya. Bir de kime dedi bunu? Putin geldiğinde söyledi. Karşında Yeltsin de yok. Putin'de yeni çar da diyorlar. Yeni Sovyetler Birliği genel sekreteri de diyorlar falan. Neden? Çünkü bütün o mirasları aldı taşıyor. Şimdi söyledi zaten. Ya şuna gidiyor musunuz? Bak madem burayı söyledin bari orayı da netleştirelim. Putin'in hakikaten böyle bir mega ideali olduğuna inanıyor musun? Ya Putin'in... O önemli çünkü. Putin şuna bak. Gerçek ya mi bu? Biz Sovyetler Birliği coğrafyasındakileri daha sıkı tutsaydık böyle olmazdı. O yüzden geri dönüyor şimdi. Ve o zaman verilen sözlerin tutulmadığını söylüyor. Çok genişlediniz. Kala kala elimde tampon olarak bir Belarus'la Ukrayna kaldı. Ukrayna'yı güç bela tuttum. Şeyi düzeltiyorum. Belarus'u güç bela tuttum. Ukrayna'yı da bir denediniz, Kırım'ı aldım. İki denediniz, Donbas'a basıyorum ama bundan başka da tutacağım yer kalmadı. Çünkü önümde başka ülke yok. Başka tampon yok. O yüzden bütün gücümü burada kullanıyorum dedi. Ben mesela işgali beklemiyordum. Ben oraya basar, Donbas bölgesine basar,
Avrupa'ya, Ukrayna'ya istediğini yaptırmaya çalışır diye düşünüyordum. Çünkü bir şeyi Evet. tehdit, rehineyi elinde tutmandır esas olan. Rehineyi öldürürsen bir kıymeti yok yani. Doğru. Şimdi burada eğer o küçük parçayı Şimdi alırsa büyük parçayı batıya bırakmış olacaktı. Putin bir haklıydı baştan. Evet. Kazık atıldı ona, evet. Ama şimdi çok orantısız bir karşılık verdi. Verdi. Bence şu anda kayba doğru buraya gidiyoruz. Geldiğimiz ya. Şimdi çok Adem Hançer sahada oradan Adem. Bir kısa bir bağlantı yapacağız. Adem Hançer'le. Ama Adem bizi izleyemiyor tabii. Ben tabii, onu bugün birinci sayfadan tabii haberini gördüm. Ben yaptırdım. Bugün birinci sayfada haberini de gördüm. Adem Hançer dün çok başarılı bir yayın yaptı. Onu da haberleştirmişiz, biz koyduk. Mariupol'den saldırıya tanık olduğu diye patlama anlarında falan evet. Vardı. Adem Hançer bizimle şu anda bir araçta bir yere gidiyor. Adem cepheye bir yere gidiyor. Bakalım Adem nereye gidiyor? Bizi duyuyor mu acaba, bilmiyorum şu anda. Adem, duyuyor musun? Hikmet Keyif, duyuyorum. Tamam abi. Neredesin? Nereye gidiyorsun? Şimdi İkbal Kentler'deyiz, Mariupol'dayız. Mariupol kent merkezi ve cephe hattını kameraman arkadaşım Uğur'la birlikte tabii aktarmaya çalıştık. Ancak Mariupol'un %90'ı yaşayanlar burayı boşaltmış durumda. Burada kalanların %10'u, 10'lu kesimi buradaki Rus destekçiler diyebiliriz. Rus yanlısı Mariupol'lar bölgede kaldı. Onlar terk etti. Tabii dünden bu yana o cepheden yaptığımız yayın, bununla birlikte yine Rus bombardımanı sonrasında imha edilen hava radarı olsun, elektrik santrali olsun, bu yayınlar sonrasında biraz problem yaşamaya başladık biz bu bölgede. Hem burada yaşayan yereller tarafından hem de bazı askeri birimler tarafından bazı problemler yaşıyoruz. Bu problemler neler? Akreditasyon kartımız olmasına rağmen çoğu zaman görüntü almamıza artık izin vermiyorlar. Bununla birlikte yine sabah saatlerinde bulunduğumuz otelin yetkilileri tarafından nasıl söylenir bilmiyorum ama artık gidin tarzında bir durum oldu. Evet. Yine dün kısa süreli bir gözaltı olayımız oldu. O da sadece askerle göz göze gelmemizden dolayı. Hemen şunu söyleyelim. Ukrayna askeri biraz gergin, oldukça gergin yaşanan durumdan dolayı. Dün cephesinden de... Adem, gözaltı diyorsun, yani gözaltı sebebi tamam bir savaş durumu da kim yani orada Ukrayna karakolu mu, Ukrayna askeri? Durum var, şöyle bir durum var. Bulunduğum binanın arka tarafı bir askeri bölgeye bakıyordu. Ben de sadece dışarı çıktım, cama çıktım. Orada bulunan askerlerle. Askerler bana seslendi, hiç anlamadım dediklerini. Elimi kaldırdım. İngilizce teşekkür ettim. İçeri girdim. Sonrasında ise bulunduğum binanın kapısına yaklaşık 10 tane asker geldi. Yaklaşık yarım saat boyunca kimlik bilgilerim, neden geldiğim, ne zaman geldiğim, ne kadar daha kalacağım, nerelerde haberleri yaptığım, işte Twitter'dan falan gösterdim neler yaptığımı vesaire, bir gazeteci olduğumu ispatlamaya çalıştım. Sonrasında Ukrayna hükümetinin bize vermiş olduğu akreditasyon kartları var. Bu kartları almak kolay değil, bunu hemen söyleyelim. Uzun bir güvenlik soruşturması vesaire geçiyor. Onun sonrasında bu kartları şimdi size göstereceğim. Bunu veriyorlar. Bu kartı göstermemle biraz yumuşadılar, ancak yarım saat boyunca bulunduğu binanın girişinde sağım solum tutuldu. Herhangi bir zorluk ya da şey yapmadılar. Hani kötü bir davranış yapmadılar. Ancak dediğin gibi şu kart var. Böyle bir yeşil bir kart. Bu karttan sonra biraz rahatladım. Diğer türlü diğer gazeteci arkadaşlarım da burada, Türk gazeteci arkadaşlarım da bazı problemler yaşamaya başladı. Bunu da biz askerin burada yaşamış olduğu gerginliğe veriyoruz. Çünkü daha evet. Öncesinde böyle yaşamamıştık. Evet. Adem sorayım. Evet, yani şu geçmiş olsun, öncelikle kendine dikkat et. Senin sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli. Şu anda şunu da sorayım. Şu anda mesela o Mariupol'da tam olarak %90 boşaltıldı dedin ya. Mariupol'da şu anda evet. O caddelerden geçen askerler, birlikler, onlar Ukrayna birlikleri mi yoksa başka bir şey mi? Nedir Ukrayna. O? Ukrayna. Henüz burada Rus askerleri Rus yok, ancak yok. Biliyorsun Mariupol o tampon bölgeye, aylıkların bulunduğu bölgeye en yakın nokta. Bulunduğumuz yerden, şehrin merkezinden o patlama sesleri hatta gelmeye devam ediyor. Neresi? O tampon bölgeden. Rusların top atışına, işte düzeni saldırılarına maruz kalan yerden. Hemen şunu söyleyelim, yaklaşık yarım saat önce burada bulunan demir çelik fabrikası vuruldu. Rus haber ajanslarına göre o fabrikada arıza yapan tanklar
arıza yapan silahların tamiri yapılıyordu. Buna dair bilgi geçti Rus haber ajansları. Bu haber ajanslarının geçmiş olduğu bilgiden yaklaşık bir saat sonra o fabrika vuruldu. O bölgenin de güvenli olmadığını bildiğimiz için giremiyoruz şu an. Bunu hemen söyleyelim. Şu peki an, Adem şunu da sorayım. Kapatmadan önce. Senin hissiyatı nedir? Biraz zor tabii oradan konuşuyorsun ama yani oradaki Ukrayna birlikleri, Ukrayna askeri orada konuşlanmaya ve mevzilenmeye çalışıp bir karşı mücadele içinde gibi görünüyor mu yoksa nasıl görüyorsun? Yani elbette, biz orada bir çatışma olacak mı orada? Çağrısından sonra askeri şubedeyim. Askeri bir birim var. Askeri şubesindeyim. Yani genci yaşlısı birçok mahpulu aslında askere katılmak için oraya akın etti. Ancak durum biraz ciddi. Neden? O patlama seslerinin o şiddeti şehrin merkezinden hissedilebiliyor. Size aslında şu kameramı çevirebilirsem. Bomboş. Normalde en kalabalık caddelerden bir tanesi burası. Mariupol'un çıkışına doğru ilerleyen bir yol burası. Yoğun trafik olmasa da çok kalabalık bir noktaydı. Görmüş olduğunuz gibi bomboş. Kimse kalmadı. Bununla buradaki vatandaşların birçoğu sivil olarak orduya katıldı. Zaten hem meşru müdafaa yasası çıkmıştı. Bununla birlikte silah alımı kolaylaştı dedik. Burada bulunan silah satış noktaları vardı. Bizim görüntüleyemediğimiz yasak olan noktalar. Buradaki silahların da tükendiğini söyleyelim hemen. Dediğimiz gibi bizim gözlemlediğimiz sadece bölgede kalan Rus yanlısı Mariupol'lar. İşte bunlar da maalesef işte Türk gazetecilere zaman zaman problem yaşayabiliyoruz. Anlıyorum. Meydandan yayınlar yapıyorduk. Sokaklardan yayınlar yapıyorduk. Burada tepkilerle karşılaşıyoruz. Polisi arıyorum diye bizi tehdit ediyorlardı. Tabii kimseyle herhangi bir şeye girmedik. İşimizi yaptık, görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Peki Adem Açığa, çok teşekkür ediyoruz. Kendine iyi bak. Çok sıkıntılı bölgedesin. Kolay iş yapmıyorsun. Görevin zor. Son bir soru sorup kapatalım. Şu an nereye gidiyorsunuz peki? Mariupol'dan ayrılıyorsunuz herhalde. Mariupol'dan ayrılıyoruz. Daha güvenli bir bölgeye gideceğiz. Daha güvenli bir bölgeye gideceğiz. Tamam. Oradan da zaten elimizden geldiğince yayınlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Kendine iyi bak. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla bak Mariupol dün konuşuyorduk. Hani biraz daha şey vardı, hareket vardı. Hani insanlar sokaklarda falan. Bugün tamamen boşalmış. Mustafa çok kısa sürüyor galiba. Yani bilmiyorum öngörün nedir? Çok zor bir şey ama kısa bir süre içerisinde bu operasyonlar bitecek gibi geliyor bana. Ne diyorsun? Biraz yani geliş bekliyorum aslında. Yani Kiev'e girmesi çünkü Putin'in istediği şey o. Putin iki şey kullanıyor. Daha doğrusu üç. Girecek mi Kiev'e %100? Şimdi niyetli. Yaklaştı da girip girmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Putin üç şey kullanıyor. Bir, Batı'nın tutarsızlıklarını kullanıyor. Oradan çıkan avantajların hepsini değerlendiriyor. Kendi çok fazla bir şey yapmıyor esasen. Ben o yüzden çok başarılı bulmuyorum yani. Kişisel olarak söyleyeyim. İzlediğim kadarıyla. Görebildiğimiz kadarıyla yahut. İkincisi, elinde ciddi bir Rus nüfuzu var. Ukrayna'nın doğusu için. Kırım'da da öyleydi. İşte şeyde de öyleydi. Gürcistan'da da öyleydi. Bu nüfusu kullanıyor. Üçüncüsü de Sovyetlerden bir olan. Hepsi Sovyetler mirası. Sovyetlerden miras askeri güç. Şimdi burada bütün o eski Sovyet coğrafyasında elinde kalan Rus nüfusun yoğun olduğu bir bölge yani istikrarsızlaştırılabilecek, cumhuriyetleştirilip sonra ilhak edilebilecek son bölge. Burayı da aldı. Askeri gücünü Batı cephesinde ilk kez kullandı. Bir işgalde kullandı. Çok geniş bir alan. Şimdi burada gösterilmemiş sadece nükleer güç kaldı. Bütün kozlarını oynadı. Nükleer hariç. Şimdi dolayısıyla buradan ya kazanacak ya kaybedecek gri alan yok. Benim beklentim. Benim tahminim. Çok net konuştun zaten. Ve, yani. Bunun dönüşü yok aslında değil mi? Bugüne kadar Ukrayna'nın kuyruğuna basıp Batı'yı rehin alma şeyine kadar Putin'in her durumdan kazanç çıkarttığını düşünüyordum. Bunu da söylüyordum. Hı. Ama şu anda yaptığı şeyle izah edilmez. Efendim işte siz bize zamanda söz vermiştiniz, çok genişlediniz, vazgeçin.
şimdi vazgeçmeye zorlamak başka bir şey. Bunu sopayla yapmaya kalkmak başka bir şey. Ben de seni bir takım şeylerden vazgeçirmeye çalışırım ama bunu kuvvet kullanarak yapmaya kalktığında dersin ki hop bir dakika. Şimdi o hop bir dakika durumuna gelindi. Peki Rusya'ya başka bir şey bırakmadıklarını düşünmüyor musun? Şimdi, yani başka bir ihtimal bırakmadıklarını. Başta normal. Zaten Putin söylüyor şimdi. Ben bunu yazdım da daha önce. Rusya mecburen bunu yaptı. Bunu yaptı. Çünkü yukarıdan aşağıya Estonya, Letonya, ne bileyim işte. Latvia bir sürü şeyler. Onlar var ama onların arasında işte Romanya, Polonya filan. Üç tane yukarıdan aşağıya üç tane şeyi var. Sınırında NATO ülkesi var. Üç tane sınırında. Bir sınır çatışması NATO çatışması demek. Ama üç ülkeyle de sınır çatışması yaşayabileceği hiçbir problem yok. Orayı istikrarsızlaştırabilecek sınırda bir Rus nüfusu da yok. Dolayısıyla problem yok. Ama Ukrayna öyle değil. Ukrayna'nın sınırı Rusya'nın da hak ettiği, iddia ettiği yerlerden oluşuyor. Özellikle Rus nüfusu dediği yer Donetsk ve Luhansk, Luhansk mı? Luhansk tabii, bu ikisi. G okuyorlar onlar, H, G okuyorlar. Luhansk. Luhansk yazılır, Luhansk, Luhansk okunur. O yüzden helikoptere de gelikopter derler. Luhansk, Luhansk okunur, evet. Bu bölgede %90 Rus. Çünkü bu daha önce de bu Yushchenko, Yanukovych tartışmasında seçimlerin iptal edilme sebebidir. Çünkü buradakilerin tamamı oyda sahtekarlık yapıldığı için o seçim yenilenmiştir filan. Neden? Çünkü onlar Rus yanlısı adaya oy kullanıyorlar. Tamam. Şimdi mesele şu. Diyor ki Rusya, senin dediğin sorunun cevabı. Ya zaten Baltık tarafını kapattınız. Bir St. Petersburg var. Liman. Evet. İki orada bir özel bölgesi var. Onun kara bağlantısı olmayan, Polonya'nın içinden geçilen, adı gitti aklımdan. Orası, o da bir liman. Ana karayla bağlantısız bir toprak parçası yani. Ondan sonrası NATO sınırı. Ukrayna'ya daldı mı? Benim güneyim de NATO sınırı oluyor. Arkasında, karşısında da Türkiye var. O da NATO sınırı. Zaten Gürcistan'ı da almak istiyorsun. O da NATO sınırı. Yani siz de kardeş kusura bakmayın yani kulağına su kaçırdınız. Bundan bu kadar olmaz. Diyor. Bu konuda haksız değil, itirazım yok. Bu konuda aşırı ilerlemeci olduğundan dolayı 90'dan sonra, 91'den sonra lay lay lom, o Sovyet yıkıldı. Biz şimdi orayı da alırız, burayı da alırız, şuraya da konarız. İşte Yeltsin zaten sarhoş falan falan diye diye bu özgüven patlamasından dolayı şımarık davrandı Avrupa ve Amerika. Tamam, o zaman, o zaman. Burada haklı, itirazım yok. Tamam. Fakat şu anda yaptığı iş o haklılığı gölgeleyen bir iş. Bundan sonra çok net. Putin bundan sonra sürekli kaybedecek. Batı sürekli kazanacak mı? Kazanamayabilir. Ama Putin sürekli kaybedecek. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani nasıl kaybedecek onu da, o da onu apaylı başlık aslında. Anlatırım yani, ben bir kısmını apaylı yazdım tabii, ama tabii. Çok sürekli var. Kaybedecek. Çünkü bak düne kadar yazının başlığını atıfta bulunarak söyleyeyim. Yazı reklamı yapmak istemiyorum. Düne kadar Avrupa'nın sorunuydu Ukrayna. Şimdi Rusya'nın sorunu. Rusya'nın sorunu. İçeride kalsa da dışarı çıksa da %80 Rus karşıtı bir nüfus var. Ve siz o ülkede hakim olmaya çalışacaksınız. Kukla rejim getirip onun hakim kalmasını sağlayacaksınız. Yok öyle bir dünya. Anladım. Rusya bugüne kadar Sovyetler Birliği birçok yeri karıştırmayı iyi becerdi. Ama şu anda doğrudan kendi içi karışık durumda olacak. O zaman bir de Batı tarafından şöyle, o zaman herkes yaptığını, evet, karşılığını görür. Çünkü bu şeyle ilgili çatışmalarla ilgili. Burada Ukrayna halkı önemli. Ukrayna halkı eziyet çeken onlar ya. Yani. Ben de ona bakıyordum Mustafa. Yani orası haklı, bu haklı, işte Batı'nın geliştirmesi. Türkiye'ye gelenler var yolda derken, biliyor musun? Tabii doğrudur. Karayoluyla Türkiye'ye gelmeye çalışanlar var. Avusturya'ya, Polonya'ya, oraya buraya birçok yere gitmek isteyenler var. Sonuçta her zamanki gibi bu savaşta en çok çekenler gene kadın, çoluk, çocuk çekiyor. Ben bugün tekrar birkaç programı falan baktım. Adamları bırakmışlar. Hani bir kısım gençler kalmış. Ama gene çocuklar yollarda. Zaten 18... Kadınlar yollarda. Gene çeken aileler, çocuklar. 18-60 mı 18-50 evet, mi unuttum şimdi. Bir yaş grubunun sınırdan şekilde, mümkün olduğunca evet, dışarı çıkışını engelliyorlar. Yani o klasik lafla savaşın kazanını olmaz. Şey işte bu yani. Lafı gibi şu anda bir şey. Tam seferberlik hali var. O zaman bu mevzuyu, çünkü gelişmeler oldukça zaten yeni gelişme üzerinden yeni yeni yorumlar yapıyoruz. Savaşın kazanını olur abi. Nasıl? Ona da itirazım var. Savaşın kazanını olur. Bak Sovyetler Birliği. Şey açısından ben vicdani manada söylüyorum. Elbette savaşın, ben anladım da. Evet yani. Basiten söylüyorum. Sovyetler, Rusya bundan sonra silah sanayini arttıracak, savunma sanayini.
Arttıracak ama kendini arttıracak. Sürekli orada enerji, bütün varlığını oraya harcayacak. Batı da belki satmaya devam edecek. Batı, onlar da kazanacak. Batı da üretecek ve Batı kazanacak. Satacak yani, çünkü. Satacak. Rusya satamayacak. Tabii. Rusya toplayacak. Hava savunma sistemleri falan. Rusya kendine çalı üretecek. Evet. Kendi kendini, kendi enerjisini, bütün kaynaklarını oraya aktaracak. Batı, Avro-Amerika yapacak. Baltıkları satacak. Yapacak. Balkanları satacak. Yapacak. Arka devamı bu işte. Şeye, Hindistan'ı satacak. Bu böyle evet, yani. Bu şeytani manada kazançlar işte var. İnsani bu, bunu sağlayan tabii. Putin yani, ben tabii değilim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu dediğim gibi çatışmalar oldu, işte bir gelişme oldukça an be an aktarıyoruz. Daha çok konuşacak şeyler var. Tabii iç politika ile ilgili bir takım gündemler var. Ben bunu yani ben de çok kendim de diğer kanallardan takip ediyorum. Bazı köşe yazarına bakıyorum. Stratejistler, güvenlik uzmanları falan. Hep tabii aynı milvanda konuşma devam ediyor. Aslında aklın yolu bir. Yaklaşık aynı şeyleri söylüyoruz. Hani işte bu işbirliğiyle başardınız diye. Ben bir tek anlamaya çalıştığım nokta kaldı benim kafamda. Belki de bazıları da düşünüyordu. Çünkü her şey konuşuluyor ama şunu çözmeye çalıştım. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Rusya'da bunca zaman 2014'ten bu yana yapmayın etmeyin gelirim ha. Hani tehditlerin sonucunda Batı hiçbir şekilde gelemeyeceğini mi öngördü? Yani çok basit soruyorum. Amerika yok lan bu saatten sonra Rusya gelecek de. Yok şöyle. Askerle girecek de. Geçen seneye kadar. Olan neyi düşündü? Yoksa, biliyorlar mıydı? Geçen seneye kadar. Bilerek mi yaptılar? İşgali tahmin etmiyorlardı. Bir işgali. Öyle mi düşünüyorsun? Bak, bu sorunun bir cevabı bu. Yok. Hem böyle düşünüyorum, buna dair veriler var yani, yoksa ben düşünmeyle alakalı değil. Rusya tabii, Kiev'e girecek falan. Haziran'da, şimdi dün Yavuz Atalay yazdı, bugünkü yazısında var. Haziran'da Zelenski'nin ziyaretinde, Haziran mıydı, Temmuz muydu? Zelenski'nin Washington ziyaretinde kendisine bu söylenmiş. Haziran'da bu demiş. Niyeti işgal bunun. Çünkü şöyle söyleyeyim. Ya sen sorarız değil mi burada, bak kravat 2021 falan. 2021 Haziran'dan bahsediyorsun. Sen kravat takan birisi değilsin. Evet. Şimdi bir gün kravat takıyorsan dedim ki hayırdır ya, ne oluyor? İşim var, düğüne mi gidiyorsun? İşim var yani, bir yere gidiyor. Ve neyse yani özel bir durum var demek ki. Evet doğru. Şimdi ya da ne bileyim, bir yerde inşaat yapılıyor. Müteahhit bakar, mimar bakar. İnşaatın tablası nasıl oturduysa ona göre de, ha burada iş merkezi yapılıyor. Burada bina yapılıyor, AVM yapılıyor. Anlar yani. Hazırlıklardan anlar erbabı. Şimdi... Askeri hazırlıkları var Rusya'nın. Şey yani. Bunlar da zor bir şey değil. 100 bin asker bakınca diyorsun yani. Görüyorlar her yeri. O kadar tank, o kadar... İşte onlardan önce de istihbarat var, çalışıyorlar. Çünkü ben şimdi politik olarak diyorum. Söylenmiş. Yani... Demişler ki bunun niyeti işgal. Aklında bulunsun. O da demiş ki madem aklımda niye bulunuyor? Bana bir yardım edin. Biraz herhalde biraz o da ipin ucunu kaçırdı. Bir takım şeyleri istemekte. Yani arada bir tek ben varsam kusura bakmayın, benim kaynağım yok. Verin bana kaynağı, ben de tampon bölge olayım yani, mecburen ülkeyi terk edecek halim yok. Doğru. Dediği için Zelenski, bize Rusya üzerinden şantaj yapıyorsun demeye başlamış Amerikalılar onlara. Mevzuyu böyle yorumlamışlar. Peki, onlar da az kurt değil yani. Peki şu da olabilir mi mesela, başka bir komplo gibi diye yani düşün. Yok Amerika zaten böyle hani ben dün öyle söylüyorum, herkes kurban etti diyor ya, kurban etti lafı her tarafta şimdi kullanıyor. Ukrayna kurban edildi. Yani tamamdır. Yanlış bir laf da neyse. Öyle kurban ettiler. Yani bir şey öyle deniyorlardı. Bizim için kurbanın bir kutsiyeti vardır. Orada kutsallık yok. Yok oradaki şey manası. Yani onu anladım, feda anladım. Ettiler gibi. Evet. Bir şey deniyorlardı. Burada denediler. Bir de burada deneyelim bakalım. Ne olacak? En fazla hepi topu Avrupa'nın doğu tarafında bir ülke. Amerika için özellikle söylüyor. Bak ABD Putin'in için Putin'in ileri gitmesi için ellerinden geleni yaptı. Ha işte bu benim aslında yani. Soru komplo o zaten. Komplo falan değil bu. Amerika'nın ne yapmak istediğini, Rusya'nın ne yapmak istediğini zaten biz biliyoruz. Araya Amerika'nın... kan girsin istiyordu, kan girdi. Ha böyle bir şey. İki, demek ki o. Rusya şeytanlaşmak zorundaydı. Şeytanlaştı. Şimdi ABD kendine daha fazla saldırgan... Ama Putin kendi yaptı, kendi etti, kendi buldu yani. Şimdi Biden kendi daha saldırgan olma meşruiyeti mi kazandırıyor? Bak görüyor musun neler oluyor dünyada deyip de karşılanmıyor mu yapacak? Hayır tam yani... tersi. Vallahi bak biz saldırgan falan değiliz, hiçbir şey yapmıyoruz. Adam durduk gibi yere yapıp, saldırdı. Ama söylemi fırsatlı ama belki de arkadan... Genişle. Biden'ın saldırganlığı genişleme. Evet. Şimdi konsolide yani... etti Balkan Baltık ülkelerini. Baltıkları Avrupa bak, Birliği'ne ham yaparlar, rağmen yerler kendine böyle. Konsolide etti. Böyle yerler sizi. Tabii. Avrupa Birliği'ni aldı çünkü ya Avrupa Birliği'nin ordusu yok ki. NATO var. NATO'nun patronu kim? Amerika. Peki sorayım. Velev ki NATO üyesi saldırdı. ABD Rus ordusuna karşı kendi ordusunu gönderir miydi? Efendim? Diyelim ki mesela NATO üyesi ülkeye saldırdı. Rusya gitti, Ukrayna'yı aldı, gitti NATO'ya ise sataştı. ABD hani çünkü bu da komik soru ama düz soru. Şöyle Avrupa'daki Amerika ordusu karşısına gelir mi? Avrupa'daki üstlerini kullanır tabii. Avrupa'daki üstlerini kullanmak zorunda. Çatışır, çatışmak zorunda. Tarih boyunca çatışmamış biliyorsun. Ama şöyle ilk Afganistan'da oldu işte.
Afganistan'a NATO askeri o yüzden gitti. Beşinci madde. Ama Amerika'ya saldırı Rambo gibi. Rambo filmi yaptılar, filmle. O sonra. Pardon, o daha önce. O dolaylı kısmı. Yani Amerika'nın yardım ettiği kısmı ayrı. 11 Eylül'de binalar vurulunca, ikiz kuleleri vurulunca Amerika'ya, Amerika saldırı altında diye NATO 5. maddeyi işletti ilk kez. İlk defa o zaman ihtiyaç oldu çünkü. Ama Türkiye'ye bombalı saldırı olduğunda... Peki ne zaman, bu iş ne zaman biter diyorsun? Ne olur diyorsun? Bari onu da bir iki cümle söyle. Yani eğer Putin orada işgal, işgal yapıp, aslında adına işgal demeyecek hiç de, yönetimi devirip kendine yakın bir yönetim oluşturmaya... Yeni bir anayasa falan değil mi? Yeni bir anayasa değil, fark etmiyor. Sadece, kendine bağlı bir özel bölge yapacak o. Ya bir önceki yönetim gibi, iki önceki yönetim gibi pardon, Moskova yanlısı biri gelmesi, bir başkan gelmesi, cumhurbaşkanı gelmesi yeterli. Şimdi bu tür durumlarda bir parlamento başkanından filan bir geçinci cumhurbaşkanı oluyor. Sonra seçime gidiliyor falan filan. Ama şimdi bunları ne kadar zorlayacak? Bu ne kadar zaman alacak? Burada kaldığı sürece, ordusu orada kaldığı sürece bu Putin için her gün en yüksek maliyeti üretmeye başladı. Kaldığı sürece. O yüzden sen... Hemen çekilir. Stratejik hedefleri vurmuştur. Gücünü de göstermiştir. Hemen çekilir. Lugansk ve Donetsk bölgelerinde kalır. Oralarda der ki burası Cumhuriyet, ben de tanıdım, barışı koruyorum burada. Ona bir kimsenin bir itirazı olmaz. Ya olur da bir manası yok yani. Bunu ancak bekleyip göreceğiz. O zaman kısa sürer. Bak, o zaman kısa sürer. Rusya için tedbirler devam eder, sıkıntısı devam eder ama kısa sürer. Rusya da gücünü göstermiş bir ülke olarak Batı'ya sonuçlarını bir bekler. Arada bir bekleme dönemi olur. Ondan sonra bir başka adımı beklememiz lazım. Ama yok, eğer ben burada kalayım, yönetimi değiştirmeden buradan gidersem burayı benim elimden alırlar. Bana da üstelik Kırım'la Doğu Ukrayna'yı da tartışmalı hale getirirler. Ben iyice ayvayı yerim derse işte o zaman süresi belirsiz. Ki bizim için de dünya için de süresi iyi belirsiz. Olmaz. Ama burada mesele, kritik mesele şudur. Oyun değiştirici güç. Nedir? Askeri güç değil. Ekonomik gücü gerçekten. Bak Swift'i söylemedi Biden. Evet, yapamazlar Biden. Diyorlar. Biden. Şimdi yapamazlar diyen de var. Dün Reuters öyle bir haber geçti. Fakat bak, saldırı anında sen bir şey savaş diyorsan o anda yapabileceğin bazı şeyler vardır. 15 Temmuz'da ne oldu biliyor musun? Basit bir örnek olacak da. Basit de değil. 15 Temmuz'da ne oldu biliyor musun? Şu bir herif vardı ya, FETÖ'nün adamı, salıverildi, sivil tarlada arsa bakıyordu. Adı gitti aklımdan. Tamam. Evet, neyse. Adem miydi? Neyse. O tutuklandıktan sonra ya bir şeysi yok falan diye serbest bırakıldı biliyorsun. O arada kaçtı. Sonra olaydan haberdar olan savcı adliyeye gittiğinde ilk işi neydi? Dedi ki bunu bırakmamamız gerekiyordu, hemen yakalayalım. Hakim ne dedi biliyor musun? Adil Öksüz. Adil Öksüz. Hakim ne dedi biliyor musun? Bu Avrupa Birliği yargı reformları yapıyoruz ya. Onlardan dolayı yaptığımız bir düzenleme var. Yeni bir delil yoksa, yeni bir ciddi şüphe yoksa, yeni bir delile dayalı, yeni bir duruma dayalı, aynı suçtan aynı gerekçelerle ikinci kez tutuklama kararı veremeyiz. Savcı diyor ki çıldırdım. Yahu darbe oluyor, sen neden bahsediyorsun, gerizekalı mısın? Adamı bir alayım tutayım. Ya iki gün fazla tuttum diye cezası neyse ödeyelim. Ama mühim bir adamı kaçırıyor olabiliriz. Şu anda bugün iki gün önce 15 Temmuz, 14 Temmuz günü değil bugün. Bugün 16 Temmuz sabahı. 15 Temmuz'un gündüzü bile değil. Bugün olağanüstü bir gün ve sen bana efendim bilmem ne falan. Şimdi öyle kuralları motomot her zaman herkesi işletecek diye bir şey yok. Öyle engeller koyarsınız ki bize koymuyorlar mı? Hani vize serbestlisi olacaktı, ne oldu? Estek oldu, köstek oldu falan filan. Bir bahane buluyorlar. Bir 2016'dan beri bir bahane var mı? Var. Kaşın vardı, şimdi sen Rusya'ya karşı bahane bulamaz mısın yani? Velev ki bahane bulamadım kardeşim, kusura bakma sistemlerde arıza oldu diye böyle gülümseyerek bakamaz mısın gözüne? Çünkü senin meramının ne olduğunu herkes zaten biliyor. Sen Amerika bize ateşli silah, tabanca niye satmadın? Niye F-16 satmıyorsun, F-35 satmıyorsun? Bırak, niye F-16'yı bu kadar geciktiriyorsun satmayı? Lan zaten sattığın bir şey bu. Evet.
Evet. Bunun için arıyor musun böyle bir şey yani? Swift'te Evet. aradığın şeyi burada arıyor mu? Aramıyorsun. Halkbank'a dava açarken bir şey arıyor musun? Aramıyorsun. Ya bırakın, bu işler yalan dolan ya. Anladım. O yüzden Hani ben sonuçta Rusya'ya karşı o ciddiyeti görürsem Rusya'yı duman ederler. Bak, herkes savaş kabinesi topladı. Savaş kabinesi eski adıyla. Türkiye'de ne yaptı mesela? Tam adını söyleyeyim, yanlış olmuyor. Güvenlik zirvesi. Uzun bir adı yokmuş. Cumhurbaşkanlığı güvenlik zirvesini topladı. Kim var? Genelkurmay Başkanı, MİT, Müsteşar, İçişleri Bakanı falan falan. Ulusal Güvenlik Danışmanı, İletişim Başkanı falan. Bir sürü adam var yani. Devletin ilgili birimlerinin toplandığı bir güvenlik zirvesi. Avrupa'da da böyle, Almanya'da, ABD'de böyle, Amerika'da da böyle koca koca generaller, yıldızlar falan geliyorlar, oturuyorlar. Putin kimleri topladı bu karardan sonra? Dikkat ettin mi? Kimleri? Oligarkları. Çünkü ülkeyi onlarla yönetiyor. Evet. İktidarın ortakları onlar. O yüzden Batı oligarkları hedef alıyor. Parayı hedef alıyor. Evet, neticede bakacağız diyor. Ya, o dediğin gibi yani iş nereye evrilecek, hangi şartlarda olur? Ha, ben hala iki halde de bizim için risk yani. Bekliyoruz. Ama yani şunu da ben en azından öyle bitirelim bunu. Ben de o konudaki fikrimi tekrar edeyim. Çok daha öncesinden söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Doğru, biz kesinlikle Ukrayna'nın bu şekilde savaş sürüklenmesini asla kabul edemeyiz. İşgaldir, Tabii. asla kabul edilmez. Tabii. Bunu buraya koyduk. Bir taraftan da baktığımız zaman da sırtını dayayabileceğin bir ne NATO vardır, ne Birleşmiş O Milletler kesin. vardır, ne ABD vardır, Ya ben dışı sana vardır. söyleyeyim, daha önce Adamı yazmıştım. böyle ham yaparlar, bırak Ukrayna gibi Zelenski bunu Müslüman Türkiye'ye ülkeyi, baktığında Türkiye gibi söyle, Müslüman ki. Allah bilir ya, Cumhurbaşkanı bile söylemiştir onu. Evet. Bilmiyorum da şimdi yani, suizanda bulunmayayım. Fakat bu da bir suizan değildir. Hüsnüzan olur. Olsa olsa ya, biz NATO'nun en önemli ülkesi biziz. Suriye'de başımıza iş geldi. Evet. NATO yanımızda yoktu. Sen ne bekliyorsun Yok, kardeşim? ben de Derler adama yani. Aynı şekilde Tamam düşünüyorum. mı? Şimdi ben O bunu yüzden yazdım. evet. Zelenski de şu anda o durumda. Kimse bize ya gelmez gelmeyecekti Evet. zaten. Bunu bas bas bağırdılar. Ha, mesele şu ama. Ukrayna'nın da bu baskılardan, çatışmalardan, Zelenski'nin seçilmesinin gerekçelerinden. Tamam mı? Evet. Anlamalıydı, Evet. bilmeliydi ki ben ordumu Rusya'yı yenme şansın yok. Rusya mutlaka seni yener. Fakat iyice benzetip fena halde dayak yemesini sağlarım pozisyonuna gelmeliydi. Anladım. Çünkü Peki. hani sen kalıplı bir Göreceğiz adamsın, artık. ben ufak tefek bir adamım. Tamam mı? Sen beni döversin ama gözün mor gezersen 2 gün, Kolun kırık, bacak, herkes evet, der bacağın ki, kırık. kimse şunu demez. Kartoğlu'nu fena benzetti demez. Evet. Derler ki Kartoğlu gözünü morarttı. Murat Çünkü iri Güzel olan benzetme. sensin. Güzel benzetme Tamam. yaptın. Ama o göz morartmasını Anladım. Ukrayna'nın Ruslara yaşatması lazım ki bu bir başarı hanesine yazılsın. Yoksa Rusya asıl gücü Tabii. nedir? Ben kardeşim, sen Kafkaslara elini mi uzatırsın? Tiflis'in içinden geçerim ertesi Evet. gün. Dedi, geçti mi? Geçti, Geçti. geçti. Şimdi sen Aynen. Donbas'ta İstemediğim şeyler yapıyorsun. Ben Kiev'in içinden geçerim der ve geçerse, Geçer, o zaman evet. hiçbir şey söyleyemezsin. Geçer gibi de görünüyor zaten ama yani filler tepişiyor. Her zamanki gibi olan çimenleri oluyor. Ve bu bir Bir tabii de vaka. Halil İnalcık rahmetli, ondan dinlemiştim. Ya bu iki tarafın kavgasında olan Baltık halkları ne oluyor demişti ki, Doğru. Ukrayna'da onlardan çok Şimdi ayırmamak tabii lazım. bütün bunun yanı sıra tabii ki bunu tartıştık. Tabii Türkiye'de ne oluyor? Türkiye yetisi diye onlar da artık tabii konuşuluyor. Ekonomi yetkileri ekonomistler tarafından da tartışılıyor, konuşuluyor. Bir de bakıyoruz iç siyasete onlar ne yapıyor diye. İlk başta atılan o tweetler, muhalif kesimden yapılan bazı açıklamaları zaten hiçbir ciddiyet yok. Biz sadece burada onun mavrasını yaptık. Fakat zaman ilerledi. Dünkü galiba bir tweeti. Bunu anlamaya çalıştık, anlayamadık. Bakalım Mustafa'ya soralım dedik. O ne diyecek? Meral Akşener diyor ki, bu kısa kısa alalım çünkü bayağı aslında var konuşacak şeylerimiz ama hemen soruyorum. Türkiye ise Rusya ile kurduğu, ben öteki tweet'in bölümünü okuyorum. Türkiye ise Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı. Kendisini kırılgan hale getiren S-400'lerden acilen kurtulmalı. Akkuyu nükleer santralini derhal millileştirmeli. Ben gittim oraya, anlamadım, gayrimin nesi var. Bölgesel istikrar risk oluşturabilecek. Yok, kim aklı başında bir mi? Kusura bakma, ismini Kanal unuttum. İstanbul, Meral Akşener. Çok özür dilerim yani. Aklı başında biri mi dedim ama. Kanalistan projesini durdurmalıdır diyor. Şimdi Rusya ve sen bir saattir burada bize anlatıyorsun. Dünya diyorsun, Ukrayna diyorsun, Amerika diyorsun. Yem diyoruz, attık, Rusya içten girer çıkar dedik. Bir savaş çıkıyor.
Meral Hanım'ın Türkiye'deki iki modeli çok özeti şu. Üç tane cümle bana yorumunu yap. S-400'ü bırak. Akkuyu millileştir. Kanal İstanbul'u da ortadan kaldır ki savaşa girmeyelim. Nasıl okuyorsun bunu? Hanımefendi bana bir tane Akkuyu işletecek teknolojiyi bilen milli bilim adamı göstersin. Ben onun için ertesi belki gün Lütfü manşet Türkkan falandır yani bilmiyorum. Lütfü yok öyle bir kim şey. Yapıyor yok işte. Öyle bir Lütfü Türkkan olabilir. Yani ama sen çok makul yani bundan bir şey anlayabildin mi? Yani Ukrayna bu Amerika NATO. Ama yok muhalefetin saçmalama özgürlüğü. Muhalefetin saçmalama özgürlüğü vardır. Ha, o özgürlüğü mü kullanmış? Tabii. Söyleyeceğim bu kadar değil mi? Daha fazlasını söyleyemem. Daha fazla. İyi ki ben benim orada, iyi ki ben orada benim değilim. Benim aklım ermez daha fazlası. Evet daha fazlasıyla ilgili Yusuf Alavar'da demiş ki bir ayda 4 kez ziyaret edilen elçilik görüşmelerinin tutanakları aşağıdadır demiş. Elçilik görüşmeleri tutanakları diye. Biliyorsun İyi Parti ile elçilik tutanakları diye. Yani. Şimdi kimi ne kadar dinlerseniz onu o kadar haklı bulursunuz. Bunlar sürekli kendileri gibi konuşanları dinliyorlar. Çok güzel yapmış. Bir daha dinleyelim hocam o lafı. Kimi ne kadar dinlersiniz o kadar. O kadar haklı bulursunuz. Çünkü karşınızda hiç yabancı bir akıl yok ki karşılarında. Hep kendi akıllarını dinliyorlar. Bak sevgili kardeşim bu gazetenin altında aydınlık var. Bak bunun altında evrensel var. Bunun altında bir gün var. Bunun altında takvim var. Onun üstünde sözcü var. Onun altında Yeni Şafak var. Altında posta var. Sabah var. Milliyet var. Hürriyet var. Kim var? Cumhuriyet var. Ya burada yok yok ya. Ne istiyorsan var diyorsun. İşte bu bir de içeride bıraktıklarımız var. Ya arkadaşlar. Bak fikirler ayrı kutu değildir. Tamam mı? Yani başka fikirlerin gelişmesine mani olmazlar. Ne kadar zengin olursa o fikir çayırı. Hı. Güçlü fikirler o kadar kendilerini daha fazla güçlendirirler. Hocam bugün savaş şimdi, konuşurken acayip felsefik. Abi felsefe yapmıyorum. Hayır. Bunlar kendi dünyalarında sen onun, ben bizim olan. Ruhunu anlatıyorsun tamam onların ama bunlarla güzel yani ama, destekliyorum. Ama, ya ruhu böyle anlatırsın. Bak bizim okuyun. Siyaset dışı bizim bu dinleyicimiz var ya. Dinleyicimiz var ya. Bana diyorlar ki ya biz sizi bizim kanalda çok dinlemiyor. Bizim kanal diyor. Çok dinlemiyor. Başka yerde görünce biraz daha uzun dinliyorum. Niye? Çünkü orada yabancı değil de bir başka akıl daha var. Hani bir buraya ezber bakıyor çünkü. Hani sen ben bizim oğlan konuşuyor falan diye. Orada diyor başka bir akıl var. Ben bak kendimi övmüyorum. İzleyiciyi övüyorum. İzleyici orada da dinliyor, orada da dinliyor, orada da dinliyor. Sonra mesela şeyciler seviniyor ya. Bu Halk TV falan seviniyor ya. Biz reytingde hep birinci çıkıyoruz falan. La işte bizim dinleyicimiz de izliyor sizi. Diyor ki bakayım bunlar ne diyorlar? Saçmalama özgürlüğünü kullanıyor mu kullanmıyor mu? Ama senin seyircin beni dinlemiyor kardeşim. Bizi bu arada ılık suda yaşıyor tamam mı? Evet. Ilık suda yaşıyor. Kendinden başka adam tanımıyor. Kargadan başka kuş tanımıyor. Kendi fikrinden başka fikir. Kendi o neydi Kıbrıs'ta mücahitlerine laf eden kadından başka da gazeteci tanımıyor. Neydi Mine Kırk? Ama şimdi kusura bakmayın. Şey. Bir insanın bu kadar dar kafalı, bu kadar dar görüşlü, bu kadar Ayşin dar Arslan. Alandan beslenen ondan sonra bağnaz oluyor. Olur tabii ne olacak? Buradan bağnaz bu arada, çıkar. Ne çıkacak? Hatırlattım bir cümlede onu söyleyeyim. Madem buraya kadar geldi izleyicilerimiz de 6 yıl oldu aşağı yukarı. Çok sabit kesin bilgidir. Yani tecrübe sabittir. Bizim özellikle bu program günün manşeti de çok sık, çok yoğun bir şekilde muhalefet tarafından izleniyor. Demek ki yani biraz örneğini verdi ya. Yani bizim izleyicimiz de çok her tarafı izliyor. Görüşlerden biliyorum. Benim toplum içerisinde kendi konumumdan da biliyorum. Ve sana bir şey daha soruyorum abi. Şimdi çok özür dilerim. Bana mailler geliyor. Mailde bir sürü link var. Alt alt. Bak bu böyle dedi, bu böyle evet. dedi. Siz de bunu okudum ama şu konuya az eğildiniz. Ya arkadaş her şeyi okuyup bana rapor veren bir okuyucu var ya. Ne güzel. Ben valla şapka çıkartıyorum. Güzel. Saygıyla eğiliyorum yani. Şimdi güzel. Şimdi Kılıçdaroğlu'na gelelim. Yani içeride şimdi tabii Sayın Erdoğan işte güvenlik zirvesi toplantısı oluyor. Savunma Bakanlığı konuşuyor falan filan. İçeriden tabii yansımaları var. Kılıçdaroğlu'nun dünkü bu sosyal medya dönüşümüyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Şeyden şikayet ediyor muhalefet. Bunu daha önce de söylemiştim. Enerjide dışa bağımlı olma meselesi. Doğru bir mesele değil mi? Yani aslında dünyada en çok belki de hele sanayi bir devletiysen, sanayi ülkesiysen, enerjide dışa bağımlıysan bu ciddi ülkede ciddi bir sorun. Tamam koy köşeye. Şimdi bunu yıllardır dile getiriyorlar. En son bu şeyden vardı Karakış meselesinden. Efendim doğalgazı Ruslar keserse şöyle olur falan filan diye. Kılıçdaroğlu demiş ki
Bu videosu bir dinleyelim, bir hazırsa. Şunu demiş, bunun üzerine ne diyeceksin merak ediyorum. Bir ülke bir başka ülke sadece enerji alanında, sadece enerji alanında. Ya %60 bağımlı olabilir mi? %70 bağımlı olabilir mi? Söylerken içimi açtım. Diyor ki Türkiye Rusya'ya %60-70 enerjide bağımlı diyor. Daha az. Tabii hocam veriyor tabii ki biz belgelerle konuşuyoruz. Evet. Dediği gibi güldür güldür şov oluyor. Genel kültür olarak ben biliyorum daha az olduğunu. Bitti mi kafadan %18'ini alıyormuşuz şu anda. Petrolün %18'i, doğalgazı %33'ünü. Doğalgaz biraz fazla %30. Hocam tamam. Bir şey soracağım. Şimdi bak tamam. Yani Avrupa 46. 46. Şimdi siyaset yapıyor Avrupa'nın olabiliriz. Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığı %46. Tabii. Siyaset doğalgaz. Yaparken de bazı cümleleri yuvarlarsın. Abartabilirsin. Anlatırken bir egzecere dönüş. Bak görüyor musun? Masamızda çay var, kahve var. Sanki gören de semaver var zanneder. Bu başka bir hadise. Bir de bu tür rakamları verirken %70, %60 diye atıp tutuyorsun. Fakat ben önce bu hep içimde kalmış meseledir. Hazır da bunu yakalamışken şöyle söyleyeyim. Bir, hep bunu konuşurken hatta bazı programlarda da o %50, %60 da %70'i yuvarlıyor ya. Ha, 70, %180. Ha 60, ha 70 diyor ya. 70, 80. Arada 15 milyar dolar falan tutuyor. Tamam. Yani hoş benim dediğim gibi o var bu var derken bir tane bisküvi koymuşlar. Abi onun yanında atıştırmalık da var ne o bir bisküvi. İşte o var bu var falan filan diye de devam ediyor o biliyorsun. Şimdi, ama siyasette rakamları dediğin gibi 15 çok güzel yakaladım bak yine. Yani aradaki mesafe 15 milyar yani. Avrupa'nın bazı ülkelerinin toplam enerji ihtiyacı. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bunu konuşurken birçok ekonomist Allame İcihan şunu söylemişti. Ve çok ben kızıyordum o zaman. Ya Türkiye niye petrol dışarı, niye yenilenebilir enerji kaynağı, niye bunu çözmedi? 20 yıldır böyledir. Çözseydin bağırdılar, çağırdılar sabahleyin. Civciv çok konuştu bu konuyla ilgili. Ben ekonomistim, niye çözmüyorsunuz? Şimdi bakıyoruz bizde petrol yok, doğalgaz da yok. Kaya gazı da yapamıyoruz şeyden Amerika yaptığı gibi. Ben de düşünüp bakıyordum hep bunu söylüyor. Şu aynı şeyi söylüyordum. Oraya geldik mi geldik. Ya dedi hadi biz çözemedik. Hadi biz bilemiyoruz. Biz çok kötüyüz yani. Petrolümüz yok, doğalgazımız yok. Sanayi devlet olmaya çalışıyorsun. Oradan Rusya'dan, İran'dan şunu al. Hadi biz yapamadık arkadaşlar. 150 yıldır dünyanın şu anda mevcut ki çalıştığım için onlarla iyi bilirim. Bence dünyadaki en yüksek teknoloji hala ve yüksek standart teknoloji Almanlardadır. Bu adamlar ne yüzde Kore'ye bağımlı, yenilenebilir, yutulabilir, başka enerji adamlar. Şimdi geldiler bak Rusya konuşuyor hala. Almanya'dan sesi hala ne duyuyoruz abi? Sen duyuyor musun Almanya sesini? Şimdi ben yorum yapmak zorunda mıyım gerçekten yani çok... Hocam yapıyorum Allah aşkına yani çok, şimdi... Bu, biz ısrar ediyorsan yapayım bizim yoksa... Bizim programın zorluğu bu hocam. Küfür edeceksen küfür, kızacaksan kız. Şimdi, veyahut da bir yok, felsefik bir açılım yapabilirsin mesela bu konuyu. Yok estağfurullah. Örnek, haysinin tarih alalım, şey bilgin var ya o yüzden söylüyorum. Ciddi alıp bir cevap verelim. Ciddi alalım. Cevap verin derken biz bunu gazetelerde yazdık okuyanlar biliyorlar da ben tekrar edeyim okumayanlar için. Türkiye ilk doğalgaz anlaşmasını Rusya ile yaptı. Mavi akım Samsun'a geliyor. Bak, yeni dönemde o. Yeni dönemde merhum Mesut Yılmaz'ın başbakanlığı dönemiydi. Doğalgazın da bu taraflara doğru yeni açıldığı bir dönemdi. Dolayısıyla pahalıydı. Bir de petrolün pahalı olduğu bir zaman. Pahalı mağalı ama temiz dedik. Sonra İstanbul'a geldi bu gaz biliyorsun. Işte biz ondan kurtulduk. Ben bu maskeleri 2019'da tanımadım. Ben maskeyi abi, 1998 90 yok 92 91'e 91, kadar 91 92 mi? Evet. 98'de bile kullanmıştım var 98'de. O şeyi o karbon 91, çöküyor. 92'de. Ben kullandım 93'te. Hatırlıyorum. 92'de 93'te kullandım maskeyi. Eve gittim. Yüzümü yıkamak için lavaboya girdim de maskeyi kulağımda unutmuşum. Bak ben hala çıkartmadım. Çıkarttım bu burun delikleri falan şimdi insanlar fark ediyordu. Her tarafı simsiyah. Kurum. Yanaklarıma baktım. Şuradan aşağıya hava girdiği için buralardan ve buralardan. Buralar simsiyah olmuş. Siyahla kızıl arası. Çamur da var. Çamaşır çünkü, asılmazdı tamam. Dışarı hatırlıyor musun balkona? Dışarı çamaşır asmak zaten mümkün değil. Değil. Kimse açmaz asmazdı da. Şimdi de kurutma makinesi olduğu için birçok kişi ama asmıyor. Biliyorsun bazıları da kurutma makinesi fazla enerji harcıyor diye tekrar dışarıda asmaya geçmişler. Geçmişler duyduk. Evet. Arkadaşlar benim duyduk. Gibi. Şimdi dışarıda değil kapalı balkonda. Kapalı balkonda. Şimdi mesele şu. Bundan kurtulduk. Dedik ki ya tamam çok para veriyoruz ama bak bir şeyden de kurtulduk yani. Hep beraber zehirleniyorduk çünkü. Şimdi sonra ne oldu? Hızlıca devam ediyorum. Biz İran'dan doğalgaz almaya başladı. Bak bağımlılık tek olmasın diye. İran'dan hemen İran kanalı açıldı. Sonra ne oldu? Azerbaycan Bakü kanalı açıldı.
Sonra ne oldu? Irak kanalı için girişimlerde bulunurdu. Bunu bulunuldu. Sonra ne oldu? İsrail gazını Mısır'dan da geliyordu çünkü. Kaynakları gaz. Çeşitlendirdik tabii, ki farklı alanlara. Akdeniz gelsin diye 2010'da projeler üzerinde çalışıldı. Ne demek bu? Yani bütün coğrafyandan, üç yanından, kuzeyinden, doğundan ve güneyinden, batıda yok zaten. Gaz almak için iki tane ayrı boru hattı kurdun. Üçüncüyü planladın. Dördüncünün planlanmasına katıldın. Yetmez ama olmadı. Ha, savaş çıktı Suriye'de. İsrail gazı işi kaldı. Şu anda tekrar gündemde. Biz iki hafta, üç hafta evvel Cumhurbaşkanı'yla bir seyahat dönüşünde konuşurken dedi ki Cumhurbaşkanlığı değişiminden sonra işler hızlanacak. Şeyde Irak'ta. Biz Irak'tan da doğal gaz alacağız. Hatta dedik Kuzey Irak'tan mı? Çünkü orada Kuzey Irak'tan yeni yapmışız yani. Onu bekliyorsun değil şimdi mi? Şimdi bütün kaynaklara her şeyi abi, bütün kaynaklara boru hattı döşemişiz. Tamam. Bütün kaynaklara her döşemişiz gördüğümüz yere. Her yeri, her tarafı ya döşemişiz ya döşemeye hazırlanmışız. Evet. Uluslararası konjonktürden dolayı olmamış. Ya bu daha başka bir yerde yok yok. Bir de kendi gazımızı da çıkartmışız. Kılıçdaroğlu'na göre 60-70'e bağlı nasıl yapabiliriz ya. Kendi kendimize? Ama ayıptır ya. Bu ayıptır, ayıptır. Bence de doğru. En güzel yorum yani bu, ayıptır. Ben gerçekten ayıptan öte bir ağır laf bilmiyorum. Kullanabileceğim en ağır söz o. Kemal Bey, ayıptır. Yani bu kadar şey yapılırken ayıptır. Ha şunu söylerse anlarım bak bunu. Mesela diyor ya kendisi böyle yüreğe yetiyorsa falan diye. Tamam mı? 10 kez kendisini yenmiş bir adama yüreği yetiyorsa karşıma çıkıyor. Şimdi bana bununla gel ya. Ama mesela bunun komik bana olduğunu düşünmüyor. Gel. Komik olduğunu düşünmüyor bunu. Mesela Cumhurbaşkanı'nın işte bak, imzası ya, falan deyip gösterdikten sonra imza zaten atamazsın ki diyebiliyor mesela. Bunun da komik olduğunu düşünmüyor. Ama böyle saçmaladığını düşünmüyor. Düşünmüyor. Bir karşı tarafta sorgulayan bir şans tehlikeli bu şekilde saçmalayan bir kişinin. İşte sorgulasa, kimse de sorgulamıyor dedim ya. Ayağa kalk, sürekli ne diyorsun kendi kardeşim, kendine konuşan, kendini dinleyen kişiler giderek bağnazlaşır. Hocam o zaman normal bu yani. Bu çünkü boğuldu hakikaten. Yani sosyolojik, sosyal psikolojik bir olay. Benim işim değil yani. Doğru ama günlerdir hakikaten bu Rusya, Ukrayna krizden daha da bizden hemen sonra zaten devam edecek. Boğulduk da iş siyasetle ilgili madem buraya kadar geldik. Hayır eğlenelim diye belki getirdim tabii, bunları biraz da ben eğlenemiyorum yani. Biraz keyfimiz yerine gelsin. Ben biraz canım sıkılıyor. Yani. İzleyicimiz eğlenecek mi onlar bize zaten dönerler. Şunu soracağım yani çünkü bu mevzu kapandı. Son birkaç gündür Ukrayna, Rusya kriz, savaş etkiledi. Fakat konuşuldu daha yeni. Daha bu hafta başında. Ukrayna krizinden bizi sorumlu tutan çıktı mı içeride? Çıkacaklar daha henüz kafayı kaldıramadı. Şimdi oraya kadar yaklaşıyor. Enerji bağımlılığına geldi. Durumu açıkladın yani yapacağımızı yapmışız. Ayıptır dedin. Tek cümleyi bitirdin. Teşekkür ediyorum ama bu adaylık meselesi güme gitti yani o tartışma biliyorsun. Az kaldı 28 Şubat'a. Açıklanacak. Evet. Fakat ondan önce enteresan bir çıkışlar var. Özellikle şunu mesela söyleyeyim. Tunç Seher diyor ki Kılıçdaroğlu aday olmalı diyor. Engin Altay'ın bir video konuşması vardı arkadaşlar. Çok kısa. O hazırlanıyor. Onu da dinleyelim. Aynı zamanda burada nereden çıktı bilmiyorum. Temel Karamollaoğlu diyor ki Kılıçdaroğlu aday olabilir. İlk defa ben Temel Karamollaoğlu'ndan olabilir ama çok iyi etüt edilemelidir diyor. Şimdi ben Mustafa bir şey söyleyeyim mi? Çok yürek, ağır bir laf ama bu. Mustafa çok yürekten ve de pankreastan sana bir şey söyleyeceğim. Bunu samimiyetle söyleyeyim. Sen yokken de söylerim. Mustafa'nın çok güzel bir akıl ve mantık yürütkeci vardır. Bakarım ve çok güzel şeyler görürüm derim ben. Yani yazılarında da görürüm. Yürütgeç kelimesini hocam, not aldım bakacağım. Efendim? Yürütgeç. Yürütgeç hocam yeni Türkçe. Göneç gibi bir şey. O örgüyü yapıyorsun ya. Güzel bağlı. Oradan diyorum ha bak bu da iyi diyor. Penceredir bu çok önemli. Ya. Herkes tek cümlelerle dedi ki ayıp dedin. Onun dediği gibi. Bu mesele içerisinde. Şimdi bir dinleyelim bu hemen bitireyim. Zaten bir dakika biz iki dakikamız tamam. Var. Bir dinliyor bakalım Engin Adlı. Bir dinleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan herkesin gönlündeki aday, bakın herkesin diyorum, her istisnasız Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. İşin diğer kısmı, başından beri Sayın Genel Başkanımız bu işin kendisinin verebileceği... Üstad zaten program süresi de bitti. O yüzden bari bu dediğim... Şimdi fakat, kısaca söyleyeyim. Bir cümle, iki cümle Kemal alayım. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını netleştirdi. Kafasında da netti. Sağa sola vurdu. Biraz ortaya çıkmalarını bekledi. Ankara'nın, İstanbul Belediye Başkanları'nın şunla buna biraz çıksınlar ki kafayı ne kadar kaldırırsa o kadar darbeyi daha sert vurabilirim diye.
onların bir kafalarını aşağıya indirdi. Çünkü onlar birbirlerine nefret ediyorlar. Yani Ankara ile İstanbul arasında da sen ben kavgası var. Şimdi Mansur Yavaş eklemi mi? Buradaki kimseyi takmıyor. Çünkü o zaten şey doğuştan başkan olmak üzere doğduğu için şeyle sırtında işaretle doğdu. Ondan sonra o yüzden bir böyle kimseyi bir beğenmemezliği var. Bir de sağ oylar öbür tarafa gidiyor. Kendine gelmiyor. Ondan da gıcık. Neyse sonuçta Kılıçdaroğlu aday olacak mı sence abi? Kılıçdaroğlu aday olacak fakat enteresan olan şey şu. Peki etmek ne demek kendi, abi? İyi etmek. Kendi adaylığı konusunda bile Cumhurbaşkanlığı adaylığını hak edip hak etmediği konusunda ortaklarında bile şüphe olan birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne birliğini temsil edecek bir Cumhurbaşkanı adayı olacak. Diyor. O ehliyet ve liyakate sahip olduğunu iddia edecek öyle mi? Diyor, soruyor. Ne diyor? Edit etmemiz diye lazım. Soruyor. Edit etmemiz lazım. Diye soruyor bir Mustafa bakalım, Kartoğlu. Oluyor mu olmuyor mu? Bundan evet. Cumhurbaşkanı olur evet. mu olmaz mı? Olmaz Temel Karamoğlu'nun söylediğin Türkçesi bu. Budur. Bir bakacağız Kemal Bey'den Cumhurbaşkanı adayı olur mu olmaz mı? Onlar istiyor diyoruz. Olabilir ama kusura bakmayın ben evet. böyle bir aday istemiyorum. Tamam. Sokaktan birini bulun getirin. Diyorsun. Çok teşekkür ediyorum Mustafa Kartoğlu. Bakalım bir şimdi halkımız da etlenecekler. Acaba olur mu olmaz mı diye. Çok teşekkürler. Bugün de günün manşeti sona eriyor. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. 24'te kalın.